petrolsüz yaşanabilir. Kömür alırsın, alternatifleri var, güneş enerjisi, enerjisi var, solar var, evet, rüzgar var vesaire. Evet. Ama su olmazsa hayat olmaz. Olmaz. Yani gazlı içeceklerden monosodyum glukomat, mısır şurubu gibi kabuğu kepeği alınmış pirinçlerden, suni şekerlerden, mısır şurubundan lütfen uzak dursunlar. Kalan ömürlerini kaliteli yaşayabilirler ancak o zaman. Televizyonlarda ya reklamı yapılan hiçbir ürünü yemeyin diyor. Allah'ın verdiği ömür uzamaz ama verilen ömrü kaliteli, dik, sağlıklı yaşamak mümkündür diyor. Selamünaleyküm. Selam. Şükür kavuştum. Merhabalar. Merhaba. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Sonunda kavuştuk. Evet. Bursa'yla birleştik. Aynen. Bursa bizim için önemli. Siz varsınız. Benim dedem ya, Yeşil Türbe'de Mehmet Çelebi. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Öz dedemiz Çelebi neslindeniz. Oradayız. Şu kemeri takalım mı? Takalım tabii ki. Hem de mikrofonda takayım. Emniyet. Aynen. Hepiniz için. Önemli. Evet. İstediğin zaman kayda gireceğim Ahmet Hocam. Ya da kayıtta da olabilirim kayıtta belki. Kayıtta olabilirsiniz belki. Biz hazırlıklıyız böyle şeylere. Ya. 2000 program yapmış biri gibi. Aynen. Televizyonda peki. Çok yaptık sizinle. Evet. İlk defa YouTube'da yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar Maranki Hocam'ın Kozmik Yaşam Merkezi'nden aldım kendisini. Şu anda tabelada bir yazı görüyorum. Sağlıklı düşün, sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa. Man'ın merkezi. Evet. Kozmik Yaşam Kozmik Merkezi. Kozmik Yaşam Merkezi. İstanbul, Topkapı, Topkapı. Pazartekke. Aynen. Üsküdar'da da vardı. Var. Üsküdar Doğancılar'daki yerimizde oraya devam gelmiştim, ediyor. Orada da çekim yapmıştık. Herkesi bekliyoruz. Aynen. Kesinlikle gelinmesi gereken Kainat Eczanesi. Tabii. Kainat Eczanesi'ni biraz açalım ama şu sağlıklı düşün, sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa. Evet. Yi aslında birazcık konuşalım. Tabii ki önemli. Sağlıklı düşün, sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa. Bu bizim bir sloganımız oldu artık. Hı hı. Her kitabımızda, eserimizde var. Çünkü şöyle, sağlıklı düşünemeyen, sağlıklı beslenemeyen, sağlıklı yaşayamaz. Aynen. Yani düşünce bozukluğu da bir sağlıklı yaşama problemidir. Sağlıksız beslenme de bir problemdir. Onun için biz diyoruz ki sadece maddi değil, güzel beslendiniz de ruhunuzu da besleyiniz diye bunu ortaya kesinlikle koyduk. Ve bu sloganla da 20 senedir devam doğru bildiklerimizle çok büyük Kainat Şifahanesi'nden. Evet, şimdi Kainat Şifahanesi'ni biraz açalım. Yani biz yaratılışla bütün olan, yani aslında yaratılışın her bir zerresi aslında hakikatle ve safiyane ve temizliğiyle bir bütün halde. Ama biz maalesef insan olduğu bu bütünlüğü bozduğumuz için, evet, burnumuzu soktuğumuz için maalesef bazı şeyler doğallığından, saflığından, temizliğinden uzaklaşmış durumda. Ve otomatikman da bizim aslında Kainat Şifahanesi'nden uzaklaşmamıza neden olmakta. Tabii bu anlamda kozmik bilimci olan Profesör Doktor Ahmet Maranki de insanoğlunun doğal yaşamında sağlıklı yaşaması, doğal hakikatli yaşaması için yıllardır mücadele veriyor. Şimdi beraber verdik mücadelenin ya, birazını değil evet, mi? Evet, birazcık da olsa. Bursalarda evet, çok programlar evet, yaptık sizin. Evet. Duayen sunuculuğunuzla çok, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Tarihi mekanlarda Bursa'da değil mi? Efsaneydi onları gerçekten. Onları yaşatmak güzel bir şeydi. Evet, evet. Fakat ne yazık ki bugünlerde Hasan Bey yani artık bu kaygı yok. Evet. Bakıyorum yani bugün bir profesör hocamın bir sözünü duydum. Yani bu 80'li yılların, 70'li yılların lise talebesi ve o günün entelektüel düşünen gençleri, hı hı, bugün üniversite, profesör, akademik imkanlarda o yeteneği göremiyoruz diyor. Çok önemli. Hakikaten eskimez kültürleri yaşatmak, sizi de yaşınız tabii ki genç ama hani böyle hakikaten olgunluğunuzla, çok teşekkür ederim. Ben bunu hissediyorum. Ederim. Letafetiniz, nezaketiniz. Ay teşekkür ederim. Ay bu bir gerçek Hasan eyvallah kardeşim. Yani ben
biliyorsun Türkiye'nin en duayen, yani Beyazıt'tan tutun da yani artık Alişan'ından, evet, evet, Gülben, evet, Ergen'den, Seda Sayan, evet, en duayen insanlarla hep birincilik alarak program, evet, yaptım. Evet, evet. Bakmayın, evet, şimdi çakmalarımız çıktı. Evet. İşte, evet, yani geçen çok acı bir şey söyleyeyim. Üzülerek söyleyeyim. Hem de devlet kanalında hem de bu saydığım isimlerden birisinin programda bir kür veriyor. Hı-hı. Yani saçı çıkaracak bir kür. Yani ben bu işin bilimini aldım biliyorsunuz. Evet, toprak okudum. Evet, tarım, evet, okudum. Evet. Amerika'larda doktora yaptım. Tarım çiftliklerinde. Kastamonu'dan Amerika'ya uzanan bir yolculuk var. Ve ne eğitimler ne araştırmalar. Amerika'da özellikle. Evet. Bitki genleri üzerine. Kitaplarımız var. Sadece, evet, konuşmadık. Evet. Yani, evet, yazdık, evet, bir de, evet, ürettik. Evet. Yani şimdi böyle durumda bakıyorum. Kişi bir formül veriyor. Allah muhafaza canından olur. Ya. Bırak saçı çıkarmayı. Yani bugünlere kaldık. Evet, bunu da bugün söylüyorum ve buradan uyarıyorum. Çok önemli. İzleyicilerini de, değerli izleyicilerimiz, lütfen artık televizyonlarda biri bir şey söylediği zaman size her konuda. Sosyal medyada dahil. Tabii, ha? Sosyal medyada dahil. Hem siyasi, hem içtimai, hem kültürel, hem sağlığınızla ilgili konularda bir bakın. Bu adam kim? Bir. Bunun eğitimini almış mı? Bir. Bak. Çok önemli. İki, bir kitabı var mı? Bir eseri. Kitapsız mı bu yani? Yeah. Biraz da letafet yapalım. Aynen. Yani kitapsız mı? Çünkü kitapsız insanlar anarşide uğrur. Yani bugün, yeah, neyse bir şeye inanmak lazım. Evet, yani. Evet. Üç, üretmiş mi? Hani bir yerde var mı bir eseri? Ya bir şey var mı ortada? Yani Ahmet bu... Hocam tam onu soracaktım. Yani şimdi evet, biz diyoruz ki doğal kainat şifanesi, kainattaki her şey evet değerli ama her bitki ya da her ot ya da kainattaki her oluşum birebir ya da bir araya geldiğinde illa şifa verecek anlamına da gelmiyor. Zehir de olabilir değil mi? Efendim şu an biliyorsunuz kainatta 124 bin çeşit nebatat kayda geçen, hı hı, ve hayvanat var. Tabii bir bu elma bir tane, bunun 50 katını düşün. Milyonlarca sebze ve meyve dediğimiz, sebzeler besler, meyveler besler, sebzeler insanı temizler. Ama bir de aromatik bitki grubu var, toplusu var. Hı hı. Bunlar kesinlikle bitkiler insanlara alerjen olabilir. Bakın. Ya. Onun için bir, o yüzden az önceki uyarıyı yapıyorsunuz değil mi? Evet, kesinlikle. Evet. Yani bu kişinin mesela eskiden insanlar, Hasan kardeşim, karaciğerleri düzgündü, çalışırdı. Hı hı. Hani zehir yese tolere ediyordu belki. Evet. Ama şu anda ben devlet televizyonda izledim bir profesörün. Şu anda dedi çocuklar yanlış beslenme sonucunda hepsi siroz hastası. Ya. Yani bir sirozu eskiden içki içen vesaire de bilirdi. Tabii öyle bilirdi. Siroz yani halk anlaşılsın diye artık karaciğer fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Hı. Dolayısıyla sen ona kuş sütü versen çocuğa, işte çörek otu da versen, artık o alıp bunu tolere edip kana çevirme yeteneğini kaybediyor. İşte bugün hastalıklar bunun için ortaya çıkmıştır. Böyle bir karaciğerde olmadığı için mutlaka bitkileri, hele çok farklı bitkileri kullanırken dikkat etmek lazım. Her formül herkese uyumlu demek değil. Ya kişiye özel tetkikler yapılması lazım. Değerlerine bakılması lazım ki ona göre formül verilmesi gerekiyor değil mi? Çünkü yani şöyle, sizin yaşam merkezinizde öyle olduğunu biliyorum. Çünkü daha önce geldiğimde bana da bakıldı. Tabii check-up yapıyoruz. Evet, her formülü vermedi. Yani önce bir bana baktı. Dedi ki cevize alerjim var, evet, dedi. Niye? Hasan Bey cevizi çok yiyor. Ya. Şimdi, yani cevizi çok yiyor diyor. Şimdi biz diyoruz ki hakikaten vatandaş geliyor, check-up cihazlarımız var, hı-hı, enerji görüntüleme. Evet. Beyinden, evet, giriyoruz, Alzheimer, bunama, Parkinson, tiroid, kalp, anjiyo, mitral, kapak, kapakçık, mide, helikobakter, bağırsak emilimi var mı, domuz solucanı, öküz solucanı, fare kurtçuğu, tenyalar. Hı-hı. İşte kadın erkeklik sperm oluyor mu, kisti, miyom, iltihabı var mı, doğurur mu, doğurmaz mı, evet, cinsel, evet, mikroplar var mı, bunları enerji boyutunda görebiliyoruz, evet, 20 dakikada. Biyorezonans sistemiyle. Ve orada şunu görüyoruz. Bu beden, bu karaciğer hangi bitkilere alerjisi var? Şimdi adamlarda genelde cevizde çok alerji çıkıyor. Hı. Limonda çok alerji çıkıyor. Sizin diyorum cevize alerjiniz var. Aa diyor.
Ben de çok yerdim. Çok yemeyeceksin işte. Ya, her şeyin. Kulû veşrebû ve lâ tüsrifû. İsraf etmeyiniz. Ceviz 3 tane yenir. Ben bir avuç yiyor. Olmaz. Ben her gün 2 limon sıkıyorum. Olmaz. Bir damla. Büyüklerimiz çay içerken, siyah çayı içerken buradan uyarıyoruz. Hasan Bey'in değerli izleyicilerini de. Şimdi herkes elinde çay. Hanımefendi evde, kız çocukları bakıyorum AVM'lerde, orada burada. Herkes çay içiyor. Şimdi çayın içinde tanen var. Tanen, demir, mangan, çinkoyu emer, böbreklere atar ve tuvalete atarsın. Herkes demir eksiği. Saçı dökülür, cildi bozulur, mutsuz olur, umutsuz olur. Bak bunlar çok önemli. Sebebi çay. E peki içmeyelim mi? İçelim. Yemeklerden bir saat sonra bak. Yani hazım bir 50 dakikada gerçekleşsin. Sonra bir 40-50 dakika sonra ona da böyle bir damla bir limon at. Çayın şekli değişir. Kırılır içinde. Bunu su içinde söylemiştiniz. Tabii, daha önce. Tabii su içinde. Hı-hı. Aynı şekilde. Alkali olması. Alkali olması için içine limon, işte maydanoz artı işte karbonat, altı kristal tuz katarsak 9-10 alkali su içersiniz. Hiç hastalanmazsınız ki. Ya. Bakın bu çok önemli. Bir daha tekrar edeyim. Yani alkali herkes şimdi su için diyorlar. Kardeşim su içelim de hangi suyu içelim? Su 7/10'un üstünde pH'sı. Yüksekse alkalidir, bedendeki asitleri çözer. E senin içtiğin suyu şimdi ölçüyoruz pet şişelerde. Kedi köpek içmiyor, veriyorsun. İçmiyor ya, akıllı hayvan. Ya. Sen onu para verip evine alıp içiyorsun, 6 çıkıyor. Belki o su çıktığında 7 idi ama o plastiğin içine girip işte katalizör etkisiyle güneş depolama şartları maalesef onun kötü enerjisini alıyor. Dolayısıyla bir su içeceksek su içeceğiz. Kilo başına 30 miligram. Mesela 50 kilo bir kişi, evet. 1,5 litre. Ha, öyle bir 30... standardı yok yani. Günde şu kadar su içeceksiniz. Yok, yok. Herkesin kilosu nedir? Ben 60 kiloyum. Kilo başına 30 miligram sıvı alması lazım su olarak. Yalnız bu çay değil, bu meyve suyu değil, sadece, sadece su. Yani bağırsaklar, düşünün ki bir çay var, bir nehir var. Böyle taşlar, çakıllar, çukurlar kirli. Ona suyu vereceksin ki yıkayacaksın, bir çayın yolu açılsın. Şimdi Ahmet Hocam tabii ömrünüzü buraya adadığınız için, yani hakikate adadığınız için ve bize de unutturulan o kadar çok sır var ki, o kadar çok değer var ki siz bu sırların çoğuna vakıfsınız. Yani tabii bu anlamda sizden feyizlenmek, faydalanmak gerçekten çok önemli ve değerli. Yani sudan bahsediyoruz. Suyun çok önemli sırrı var aslında insan yaşamında. Aslında su hayattır ama ya, bazen hayatımızı da yok ediyor. Tabii. Yani su biliyorsunuz bedenimizin... Bugün görünen su, yaşam veren su yarın seni boğabilir diye bir söz de var hatta. Boğabilir. Evet. Ve şu an su, biliyorsunuz su kıtlığı çeken bir ülkeyiz. Geleceğin savaşları su savaşları olacak. Evet. Petrol aranmayacak bile belki. Petrolsüz yaşanabilir. Kömür alırsın, alternatifleri var. Güneş enerjisi, enerjisi var, solar evet, var, evet. Rüzgar var vesaire. Evet. Ama su olmazsa hayat olmaz. Olmaz. Su olmazsa hayat olmaz. Suya sahip çıkacağız. Su içerken de alkali su içeceğiz. Kesinlikle bekletilmiş plastik şişelerde, kesinlikle amyant borularda değil, tamamen taze suları içmekte fayda var. Bir de içine kristal tuz, çünkü içinden minerali uçmuş ve alınmış. Yok artık kainatta. Evet. İçine biraz karbonat katarak içersek 8-9 alkali su içeriz. Kalan ömrümüzü kaliteli, mutlu, huzurlu yaşarız. Bir husus daha söyleyeyim. Şimdi su içtiğiniz zaman evinizde güzel bir alkali su yaptınız, masaya koydunuz. Televizyonun önünde bu su durursa ondan gelen manyetik şualanma ve oradaki kötü haberler, kötü düşünceler, ya, kötü görüntüler de suyumuzu etkiliyor. Suyun hafızası var. Bakın, su bütün bu görüntüleri çekiyor. Bu su aynı zamanda Ukrayna'daki savaşı da çekiyor. Suriye, Mısır'da, Afganistan'daki o arazilerde ekilen topraklar da bu suyun fotoğrafını çekiyor. O radyoaktiviteyi çekiyor. O acıları çekiyor. O ızdırapları çekiyor. O gözyaşlarını su fotoğraflıyor.
en azından havadaki buluttakının içindeki su zerreleri bunu fotoğraflıyor. Sonra biz o suyu alıp içiyoruz. Sonra bu suyu alıp içiyoruz, mutsuz huzursuz oluyoruz. Çünkü vücudumuzda %70'i suyla yaratıldığı için o suyla birleşiyor. Birleşiyor. Ve birleşince de biz de... Sen katil oluyorsun. Ya. Mutsuz oluyorsun. Ya. Umutsuz oluyorsun. Huzursuz. Huzursuz agresif. Oluyorsun. Agresif oluyorsun. Artı hasta oluyorsun. Evet. Ve şifa bulamıyorsun. Ya. Niçin su içtim de şifa bulamıyorum? Şimdi bir adet olmuş. İşte Maranki Hoca'yı dinlemişler. Su için diyor. Su için diyor. Ama hangi su? Alkali su. Cevizi ne kadar? Bilen yok. Şimdi yani şimdi işi ehline veriniz ya da kıyameti bekleyiniz. Ya. Onun için herkesten bilgileri almayın. Kim demiş, nerede demiş, ne zaman demiş, kime demiş. Bunun bir kitabı var mı? Eseri var mı? Üretimi var mı? Bu hayatında bir de yaşıyor mu? Yani adamın saç özürlü her gün sana saç formülü veriyor. E sormazlar mı? Yahu şimdi kelin merem olsa. Başına sür. Evet, sizle Ahmet de hocam. Güzel böyle sohbet etmek. Evet, ben İstanbul de sokaklarındayız. Aynen. Şimdi ben tabii sizdeki bu bilgilerin tabii ki sınırı yok. Ömrünüzü adadığınız için. Tabii ki bu alanda konuşacak çok şey var ama ben şimdi şu hikayenizi merak ediyorum. Dostlarımla onu paylaşmak istiyorum. Evet. Kastamonu'dan bir köyden çıkıyorsunuz ve birden kendinizi hakikatin sırlarında ve insanla kainat arasında, hakikat arasındaki bağa hizmet etmek ve o bağ kurmak için bir aracı, köprü olmaya adıyorsunuz kendinizi. Bu nasıl gerçekleşti? Evet. Yani kendinizi nasıl keşfettiniz? Yani ruhunuzda bu yetinin olduğunu, fıtratınızın bu olduğunu nasıl anladınız da kendinizi bu alana soktunuz? Evet. Hasan kardeşim teşekkür ediyorum. Hakikaten tefekkürü bir boyut. Ben böyle bir fırsatı tanıdığın için teşekkür ediyorum. Aslında başlı başına. Ben 7 yaşımda işte Kastamonu, İnebolu, Çamlıca köyünde. Denizden 600 rakım yükseklikte. Önümde Karadeniz. Çobanlık yaptık işte. Annem koyunları, inekleri verirdi. Güderdik, gelirdik. Sütünü, tereyağını yerdik. Öyle büyüdük. İlkokul 1'de de şu an bulunduğum yer. Biraz sonra bak tevafuk. İlk doğduğumda 61 yılında geldiğim yere geliyoruz. Ya. Biraz sonra göreceğiz burada bir 100 metre. Fındıkzade'de, Taşkasap'ta, Hasiki Hastanesi'nin karşısında. Şu an oralardayız. E tabi o zaman buralar böyle değildi. Tabii. Mesela bir resim çekmek isterdik. O zaman fotoğraf makinesi yok. Bir doktorun oğlu vardı Haluk, kulakları çınlasın. Ya bir resim çekelim derdik. İsterdik ki... Hani şöyle 3 araba yan yana gelsin, 4 de adam. Bulamazdık, 1 saat beklerdik. Ya. 60'lı yıllardan bahsediyorum. İstanbul yine bu Millet Caddesi. Aynı büyüklükte, iyi ki Allah rahmet eylesin. Menderes bu o zaman bunu yapmış. Hatta o zaman demişler ya uçak mı indireceğim falan. Bugün görüyorsunuz yetmiyor. Ya, evet yetmiyor Vatan gerçekten. Vatan ve Millet Caddesi. Evet, işte ufuk evet. Bu. Evet. İşte onun için hatırlanıyor böyle insanlar. 7 yaşımda hep düşünürdüm böyle, kainatı okurdum, göğe bakardım, denize bakardım, kuşlar uçardı, işte bitkilere bakardım, işte alırdık bir ağaçlardan patlangoç yapardık, çay içerdik, bitki çayı, yemişan yerdik, kuşburnu yerdik, alıç yerdik, işte hurma yerdik ağaçlardan. Bütün bunların hepsi tabii ki ne oldu? Önemli yani böyle. Tam o sırada işte bölgemizin maküs talihi İstanbul'a göçtük 61 yılında. İlkokul 1'deyim o zaman böyle. Dolayısıyla buraya geldiğimizde zor günler yaşadık. Tabii çocuklarımız, çocukluğumuz pek bugünkü manada kötü değildi. Aç da değildik, çalışırdık. Ama o doğallıktan uzaklaştınız. Tabii. O gökyüzünde kuşları inceleyen çocuk Ahmet Maranki yok artık. Yok artık. Mutsuzluğa gark oldu. Burada değişik bir dünya. Hı hı. Sıkıntılı. Yani tabi buranın şartları da farklı. Ben tabii. İlk zeytini burada gördüm mesela. Hı. Şimdi bizim Karadeniz'de zeytin yoktur. Mesela muz yoktu o zamanlar. Hı hı. Yani şimdi böyle o çocuklar ağzına anne muz verince püf 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 edenler var ya. Ya. Bunlara ibret olsun diyorum. O zeytin içi inemeden atan.
Bir zeytin bir yılda oluyor. Ya, bir yılda ya, oluyor ya. Bak şimdi. Bu çok önemli. Evet. Dolayısıyla ben o günlerde zor şartlarla ilkokul, ortaokulda okudum. Üniversitede ilk yıl tıp fakültesini kazandım. Hı-hı. 70'li yıllar. Fakat anarşi çoktu o zamanlar. O günleri de evet. 70 öncesi biliyorsun, 80 öncesi. Tabii, Türkiye'de sağ sol olayları. Bunlar hep bir oyundu. Tabii. Bugünden sonra Türk-Kürt olayları. Ya. Suni şeyler bunlar. Sonra Alevi-Sünni olayları. Gibi vesaire. Kaşıdılar hep. Hep kaşıyorlar şu anda da. Evet. Milletimiz uyanık olsun. Bu Necip milletin torunları tekrar bu dünyaya adalet dağıtacaklar. Ben buna inanıyorum. İnşallah. Yani o gün babam Erzurum tıpı kazandığım için göndermedi. Ben de evladımı yanımda isterim. Doktor, ölü bir doktor olacağına derdi. Böyle. Yani. Dolayısıyla ben tıpa giremedim. Bir dahaki sonra işte edebiyat, Arap Fars dillerine girdim. Bu arada 5 dil biliyorsun. Evet, 5 dil çok şükür. Osmanlıca, İngilizce, Arapça, Azerbaycan dili, Rusça. Evet, Rusça. Çok şükür Osmanlıca. Evet. Yani bunları biliyoruz. 3 evet. Üniversite, 2 master doktoramız var. Dünya ya, makamı evet, mühim evet, olan evet, evet, Hasan evet. Kardeşimle şurada millete hizmet etmek en güzel şey bu. Bu hizmeti yani bu alanda fıtratınızın bu alanda olduğunu nasıl anladınız peki? Yani ben ya bu yola ikinci sene de işte Arap Fars dillerinde anarşi sebebiyle okuyamadık. Hı hı. Sonradan bu Tütün Eksperleri Yüksekokulu'na girince benim ufkum belirlenmiş oldu. He. Tütün, toprak, tarım, yaprak, çiçek, tamam mı? Taş, mineraloji, biyokimya. Hı hı. Ben orada bitkiler dünyasına girdim. Baktım ki bir derya. Ya. Bir derya. O zaman babanızın Erzurum'a göndermemesi aslında kadersel bir karardı. Tabii. Yani ben bugün belki doktor olsaydım, modern tıbbın, ortodoks tıbbının bir ilaç ya. Yazan bir oyuncağı olabilirdim. Ya. Allah muhafaza. Tam tersi. Ya. Şimdi Allah bizi getirdi, tam tersini yaptı. Tam tersi, gerçekten. Getirdi, tamamlayıcı tıpla 5000 yıllık Türk tarihi, 1500 yıllık İslam tarihi, o koca Karya kültürünü aldık. Şimdi biz tabii ki modern tıbbı asla reddetmiyoruz. Hı hı. Onun engin tecrübeleriyle 5000 yıllık Türk tıbbını, 1500 yıllık İslam tıbbını meczediyoruz. İnsanlığın hizmetine sunarsak bu insanımız daha kaliteli yaşar diyoruz. Kesinlikle. Bütün hedefim bu. Kesinlikle. Ve o gün bugün de bu yoldayım. Çok büyük görevler yaptım biliyorsunuz. Kesinlikle. Yani sonra gerçekten Allah gönlünüze göre bir de eş de nasip etti. Eş de sizinle aynı yolda. Evet, hep derdim ki sağlığımda ya derdim bir o zamanlar hastalıklar da var tabii böyle sıkıntılı günler. Hı hı. Derdim ya Rabbi bir sağlıkçı eş. Yani bir ya. Doktor, hemşire veya ne bileyim işte o zaman bir doktor bir hemşire bilinirdi. Evet. Bu evet. Söylediğim 70'li yıllarda. Evet. Hakikaten bugün çocuklarımın annesi, hayat yoldaşım, mükemmel bir insan. Bugün bir kozmik bilimi ortaya çıkaran, bu bilimleri bize beraber yazıp insanlığın hizmetine sunmaya çalışan değerli eşim. Elmas Hoca Hanım'la evet. Hayatımızı birleştirdik. Elmas Hoca'yla da bir araya gelince bu sefer çift kanatlı kuş oldunuz. Ve hizmet daha da insanları bilinçlendirme hocam konusunda öyle derdi. Sözüne valla geleyim. Estağfurullah. Oğlum tek kanatlı kuş hiçbir işe yaramaz derdi. Evet. Vurur 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 kalkar düşer derdi. Evet. Ama derdi bir erkeğin yanına böyle bir dört dörtlük bir kadın onu taşıyacak. Ya. O kadını uçuracak bir erkek olursa işte o zaman derdi uçarsınız derdi. Her şeyi görürsünüz. Rabbim bize lütfetti. İşte 3 tane Kübra, Büşra, Tuğba evet. diye. Onlar da tıp sahasında. Evet. İşte biri doktor Avrupa'da ihtisas yapıyor. Harika. Biri uzman doktor terapist. İşte Kübra Hanım da Boğaziçi mezunu. O da uzman psikolog. Hı-hı. Yanımızda. Böyle insanlığa hizmet etmeye. Gerçekten. Kitaplarımızla. Evet. Tabii bu esnada devam Kastamonu'da köyünüzde bir tarım alanı oluşturdunuz. Var. Ve tamamıyla organik ürünler yetiştiriyorsunuz.
ve onların insanlara ulaşması adına da gerekli paketlemelerle, gerekli, evet şu anda belki bu sohbet reklam kokuyor gibi olacak ama evet reklamsa reklam ama insanlara faydalı bir şey olduğu için gönül rahatlığıyla paylaşabileceğimiz evet. bir durum. Bu anlamda da çok büyük hizmetler veriyorsunuz. Mesela bugün geldiğiniz yerde pazarımız vardı gördüğünüz evet, orada. Evet. Her cumartesi gün bölgemizde unutturulmaya yüz tutan ata tohumlarını, ya, evet. işte domatesi, biberini, salatalığını, 80 santimlik saray domatesini, çıtır biberini, Karadeniz mısırını, artı siyez gibi pek çok konularda çalışmalar yapıyoruz. Hakikaten üretiyoruz. Şu an tohum çalışmalarımız var. Bu tohumları bütün dünyaya ulaştırıyoruz. Çünkü ilahi yaratıcı diyor ki ben harsı, tohumu bozacağım ve nesli bozacağım. Ben de onun karşısında Allah'a kul olmak sadece namazla, oruçla, ibadetlerle değil, onun şeytanın bozduklarını düzeltme noktasında da işte bu ata tohumlarını yaşatıyorum, dünyaya yayıyorum ve gelecek nesillere işte ileride hediye edeceğimiz ya, bunlarla ilgili. Geçen telefonda konuşurken dediniz ki beni çok etkiledi. Hasan kardeşim ben geldim bilmem kaç yaşına. Benim artık bunu pazarlamaya, bunları satmaya ihtiyacım mı var? Ben dünyalığımı kazandım. Benim böyle bir derdim yok ki. Niçin hani şey olsun dediniz. Yani buradaki hizmet aşkınız evet. zaten o kadar aşikar ortada ki. Dediğiniz gibi yani nereye götüreceksiniz? Hani amacınız salt ticaret olmuş olsa. Ticaret yapacaksak ticaret buradan para kazanılmaz. Bir kentsel, ben devlet adamıyım. 40 sene devlette çalıştım. Evet, evet. Dün belediye başkanı, onlarca siyaset akademisini kurdum. Talebem var. Hangi başkana desem bana bir iki ada kentsel dönüşüm verir. Giderim Antalya'da yazlıkta otururum. Tabii. Ne olacak? Allah'ın o koronası gelir, bir mikrobu gelir, bir sıkıntı olur. Burada Rabbimin bizi yaratmasındaki sebebi ben güzel ahlak üzere gönderildim diyor. Tamamlamak üzere. Güzel ahlak nedir? İnsanlara faydalı olmaktır. Ya, İnsanlara faydalı olmaktır. Evet. Dolayısıyla o zaman işte yaşamın anlamı oluyor. Mutlu oluyorsun, huzurlu oluyorsun. Boşuna dememişler, çok klişe ama işleyen demir pas tutmuyor. Tutmaz. Biz de bu noktada bildiğimiz doğrularla toplumun da rızasını kazanmak. Önce Allah'ın rızası zaten var. İşimizi doğru yapıyoruz. Tabii. Hocam derdi ki, evladım ne iş yaparsan en iyisini yap. Ben de en iyisini yaptım. Şu anda iddia ediyorum. Enaniyet saymasın insanlar. Hı hı. Övünmekten Allah'a sığınırım. Şu anda Türkiye'de ve dünyada ilk ve tek kozmik tablet olarak ve ekstrat olarak bir tondan bir kiloya inebilen, düşünün bir kantoron, Avrupa'da St. George 40 sene önce çıkmıştı. Depresyon, hiperaktif, panik atak, kaygı, endişe. Dünya üzerinde en çok araştırma yapılan bir bitki, kantoron. Evet. Avrupa'nın yarısı sarıdır mesela. Şimdi biz bunu aldık, birebir çayını yaptık, 5 lira. Ya. Yağını çıkarttık, 20 lira. Tabletini yaptık, 100 kilodan, 100 lira. 1 tondan 1 kilo, inovatif. Çağımıza uygun, asrımıza uygun teknolojilerle yüksek katma değerli ekstratını yaptık. İşte bunun bir ötesi artık ilaç sanayi. İşi buraya kadar getirdik. Ya. Onun için de ben herkese tavsiye ediyorum. Kainat şifahanesi ölüm ve ihtiyarlıktan başka inanın her derde deva. Ben demiyorum, Allah'ın peygamberi söylüyor. Onun için böyle birileri size derse ki umutsuz olmasınlar kardeşlerimiz. Her türlü hastalığın, kanser, kısırlık, MS, tansiyon, şeker, sendromlar, işte otistik, spastik, hepsinin çaresi var. Yeter ki arayalım, bulalım. Kesinlikle. Vallahi sohbete doyum olmuyor ama ara ara yine buluşalım istiyorum. Evet. Biraz böyle detaylara inerek sohbetler edelim. Evet, aslında biraz da milletin beklediği sualler var. Evet. O sualleri de aslında cevaplandırmak lazım. Evet. Böyle. Yani onları da yapmakta büyük fayda var. O zaman bir dahaki çekimimizde o sorular üzerine
bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Geçtik, gerçekleştirelim. Hakikaten bizden insanlar istifade etsinler. Evet, lütfen. Evet, evet. Bizim nesil gittiği zaman yeni gelen nesilde bu liyakatı, ehliyeti merakı görmüyorum. Tabii bunda yönlendirmelerin çok büyük faydası var. Hı hı. Okullarımızdaki eğitim sisteminde eksiklikler var. Hı hı. Onun için kainat şifahanesini, aslında bakın ben Avrupa'da, Amerika'da çok oldum. Orada çocukları her hafta sonu botanik bahçelerine getirirler. Dolaştırırlar, gezdirirler. Bitkileri, çiçekleri, gülü yerinde gösterirler. Ya, o çocuklar meraklanır. Ya. Mesela yani hiç beğenmediğimiz, ben Cidde'ye gittim. Hı hı. Cidde'de ve Arabistan'da dediler beni çok önemli bir yere götürdüler deniz kenarında. TNN çay evi. İnanın kainattaki 150 çeşit bitkinin çayı yapılmış. O çayı getiriyor, sadece 5 katlı randevuyla oturuyorsunuz. Fakat maalesef ülkemizde hem medya, sosyal medya, ailelerin de ilgi yetersizliği ve sebeple. Hep tüketelim ama yani gazlı içeceklerden, monosodyum glukomat, mısır şurubu gibi kabuğu kepeği alınmış pirinçlerden, suni şekerlerden, mısır şurubundan lütfen uzak dursunlar. Kalan ömürlerini kaliteli yaşayabilirler ancak o zaman. İşte biz bu ürünleri, bu kitapları bunun için yazdık. Ürünleri bunun için çıkardık. Asla benim, senin de buyurduğun gibi, benim bir kitabım milyonlar okuyucularımızın sayesinde alıcı buldu. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok ama insanlığın bu çaylara, bu bitkilere, bu bitki yağlarına, bu bitki ekstrelerine ihtiyacı var. Evet. Son şöyle bitireyim. Hı hı. Amerikalı bir büyük alime soruyorlar, Hasan kardeşim. Hı hı. Efendim diyorlar, Amerikan geçtiği fast food, işte obezite artık birinci sırada. Çözümü var mı? Bir cümle, slogan yapalım. Çok ilginçtir. Diyor ki, televizyonlarda ya reklamı yapılan hiçbir ürünü yemeyin diyor. Oh. Bakın, hakikaten şöyle bir girizgahla açalım ne demek. Çünkü diyor, lahananın, kerevizin, turpun, rokonun, terenin, maydanozun hiçbir zaman diyor ki bunların hepsi alkali gıdadır, yeşil çayın hiçbir zaman reklamı televizyonda yapılmaz. Evet. İşte onun için burada çok önemli. Televizyonların, medyanın esiri olmayın. Okuyun. 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 Evet. Okuyun. Evet. Okutun. Evet. Okutun. Okutun. Evet. Dinleyin. Evet. Bizleri dinleyin. İzleyin. İzlettirin diyorum. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yani sizinle her buluşmamda gerçekten ayrı keyif alıyorum. Ve bu keyfi umarım dostlarım da yaşıyordur, evet, ki yaşadıklarından şüphem yok. Bunu zaman zaman tekrar edelim. İnsanlara doğru bilgileri aktarmak adına. Allah'ın verdiği ömür uzamaz. Ama verilen ömrü kaliteli, dik, sağlıklı yaşamak mümkündür diyoruz. Harika. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Evet. Kanala abone olarak bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz.